Selam gençler, hepinize merhaba. Bana Instagram'dan ve YouTube'dan bu özellikle son videomda bayağı bir soru soruluyor. İnanın hepsine tek tek cevap verecek vaktim yok. Bu videoyla bunların cevabını vermek istiyorum sizlere. Çünkü gerçekten merak ediyorsunuz. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun, videoları beğenin. Gerçekten motivemi kaybediyorum. Çünkü insanlar ben bisiklet kullanırken bisikletle alakalı sorular soruyordu. Ben motosiklete geçtim, motosikletle alakalı sorular soruluyor. Aslında çoğunun cevabı başka videolarımda da var ama eminim ki tek tek videoları geçip onlara bakmak, aramak, bulmak zaman alacaktır. Anlıyorum sizi. O yüzden topluca soruların cevabını bu videoda vermek istiyorum size. Lütfen videoları beğenin dediğim gibi. Çünkü boşa gitmesin, güme gitmesin. Bazı arkadaşlar var. Kemik kitlem olduğunu zannettiğim arkadaşlar vardı. Ama artık hiçbir piyasada yok. Videoları bile izlemiyorlar, yorum yapmıyorlar büyük ihtimal. Çünkü göremiyorum kendilerini. Neyse, özetle konuyu fazla uzatmadan ilk soruya gelelim. En çok sorulan sorulardan biri motorun 50 cc'lik mi? Hayır, benim motorum 110 cc'lik. 125 diye geçiyor ama 110 cc. İkinci en çok sorulan soru: CVT eğitimi olmadan motosiklet kullanabilir miyiz? Özellikle 50 cc. Artık Türkiye'de çünkü böyle biliyorsunuz. Ehliyetinizde 50 cc motor kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar aslında bu konu hakkında çok bir fikrim yok. Çünkü ben deneyimlemedim bunu. Yani ehliyetsiz bir motor, yani CVT'siz motosiklet kullanmadım ben burada. Yani tahmin ediyorum bir sene araba kullandığınıza göre bir sene de motor kullanabilirsiniz Türkiye ehliyetinizde CVT olmadan diye tahmin ediyorum ama yanlış da olabilir. Doğrusunu bilen varsa yazabilir alt tarafa. Ama hani CVT olmadan motosiklet kullanabilir miyim? Dediğim gibi tahmin ediyorum kullanabilirsiniz. Ama ve lakin şundan net eminim. CVT olmadan hiçbir şekilde bu işi yapamazsınız arkadaşlar. 50 cc'lik ya da 125 cc'lik motorla CVT olmadan bu işi yapamazsınız arkadaşlar. CVT olmadan hiçbir şekilde bu işi yapamazsınız motorla. Çünkü bir kere yemek taşıma sigortası yaptıramıyorsunuz. Yemek taşıma sigortası yapan şirketler sizden CBT'nizi istiyor. Ne zaman CBT'ye girdiniz, ne zaman geçtiniz? Bu tarz bilgileri sizden bekliyorlar. Özetle CBT şart. CBT hakkında bu arada lafı gelmişken detaylı bir video çekeceğim. Nasıl CBT alınır? İşte neler bekliyor sizi gittiğiniz yerde? Kaç paraya mal olur? O anki hisleriniz ne olur gibisinden? Detaylı bir video çekeceğim. Yakın zamanda gelecek, vakit bulduğumda inşallah. Üçüncü soru ve yine en çok sorulan sorulardan biri. Hesabımı motosiklet hesabına geçirmek istiyorum bisiklet hesabından. Yahut da yeni hesap açtım ya da açacağım ama motor mu açayım direkt yoksa bisikletle mi başlayayım hesaba, ileride mi geçiririm, hangisi daha hızlı olur gibi sorular soruyorsunuz. Arkadaşlar şu an biliyorsunuz pandemi var. Hatta National Lockdown geldi, yani ulusal bir karartma. Yani neydi o? Karantina. O yüzden bütün devlet binaları şu an kapalı arkadaşlar. Çalışmıyor. İşleriniz uzun sürecektir. Yani sadece devlet binaları değil, özel şirketler de kapalı. Ama bana sorarsanız, eğer bir halihazırda motosikletiniz varsa ya da alma gücünüz varsa direkt motosikletle başlayın. İşleriniz öyle gitsin. Çünkü şahsen ben motosiklet hesabına geçirmek için 45 gün bekledim. Deliveroo'dan bahsediyorum. Uber 15 günde falan geçmişti. Zaten Just Eat'imi motor aldıktan sonra açtım hesabı. Yani 45 gün benim şansıma mıdır? Genel bir süreç midir, bir hikaye bilmiyorum. 45 gün uzun bir süre. Ama motosikletle başlarsanız belki daha çabuk olur ya da yine 45 gün beklersiniz ama uğraşmazsınız. Direkt motorunuzla yapmış olursunuz işi. Halihazırda bisiklet hesabınız varsa bisiklet hesabıyla motosiklete anında geçirin arkadaşlar. Yani eğer motorla yapmak istiyorsanız tabii ki. Bu arada gözünüzü korkutmasın, yani motosiklet işte masrafları çok mu olur, nasıl olur? Masraflarından daha çok nerede yapacağınız önemli arkadaşlar. Motorun zaten bir masrafı yok. Yıllık vergisi, yani aylık vergisi diyeyim size. 125 cc'lik bir motorun 1,75 pound arkadaşlar. Bu standarttır, yani motorun marka mı önemli değil. 125 cc'nin 1,75 pound. 125 ve 6, yani öyle söyleyeyim.
Para değil yani, 2 pound bile değil. Zaten benzin 2-2,5 liraya falan 100 kilometre yol yapıyorsunuz. O da sıkıntı değil. Tek sıkıntı olacağı sizin için sigorta. Sigorta da yerden yere değişiyor. Benim bulunduğum yerde, benim kendi sigortam. Trafik sigortasıyla yemek taşıma sigortasını Zego'dan yaptırdım. 134 pound para ödüyorum ben bunun için her ay. Aynısı Londra'da 240 ya da 250 pound arası çıkıyor. Bulunduğunuz bölgeye göre değişir. Sizin yaşınıza göre değişir. Garajınız var mı yok mu? İşte motoru güvenliğini sağlayabiliyor musunuz? Buna göre bu sigorta alçalır ya da yükselir arkadaşlar. Yani masraflarını çok düşünmeyin. Almışken Çin motoru falan kesinlikle almayın. Çünkü kime sorduysam, benim burada tamircim var, o da aynısını söylüyor. Ben şu an motorla 6000 mil yol yaptım Eylül'den bu yana. Yani yaklaşık 10.000 kilometre. Yani kesinlikle diyor, bu bir eğer bir Çin motor olsaydı diyor, şimdi çöpe atmıştık o motoru diyor. Ben şimdi ilk defa bakımını yaptıracağım. Geçen gün gittiğimde söyledi bana. Her 5000 mailde bir gel dedi. İşte kayışını, filtrelerini, yağını falan değiştireceğiz dedi. Ben zaten kendim yağını değiştiriyordum arada bir ama sadece yağlı olmuyor. Ha, bu da çok masraflı bir şey mi? Değil yani. 5000 mailde bir 100 pound para harcarsınız motora. O da çok bir şey değil. Motor rahatlıktır. Eğer arabayla yapamıyorsanız tabii. Eğer arabayla yapıyorsanız zaten ona diyecek sözüm yok. Araba en rahatı arabadır tabii. Trafiğin olmadığı yerlerde tabii. Trafik varsa motor candır abi. Özetle CBT'siz motosiklet kullanmayın. Çünkü siz de bu işi yapmak istiyorsunuz. O yüzden soruyorsunuz. CBT'siz olmaz. Net söylüyorum. CBT'siz olmaz. Motorun masraflarını düşünmeyin. Hesap aktarım süreniz 1-2 ayı bulur. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Yeni hesap açacak arkadaşlar ne kadar sürer diyorlar açılması. Yani çok bir fikrim yok. Dediğim gibi pandemi var ama en az 1-2 ayı bulacaktır arkadaşlar hesaplarınızın açılması. Artık bizim zamanımızdaki gibi randevuya gitmiyorsunuz. Online dolduruyorsunuz. Online formu dolduruyorsunuz. Ondan sonra Sterling check var arkadaşlar. Size geliyor. Bana bunu yollayanlar oluyor. Abi bunu dolduralım mı? Ne yapalım? Nedir bu falan. Arkadaşlar o background check yani sabıka kaydı gibi bir şey. Sizin arka plan taramanızı yapıyorlar. Sizi tarıyorlar. Gerçekten bu adreste oturuyor musunuz? Gerçekten ne iş yapmışsınız? Adamlar size ulaşıyor yani her şeyinizden, adresinize kadar. Background check'iniz onaylandığı zaman Sterling'i mutlaka doldurun. Artık post ofisten ya da online nasıl yapıyorsanız. Bu önemli bir şey. Bu olmadan hiçbir olmaz. Bütün hepsi bununla çalışıyor. Sterling'le Uber Deliveroo, Just Eat, Stuart hepsinde Sterling check mutlaka isteyeceklerdir size. Umarım yararlı bir videomuştur. Tekrardan hatırlatıyorum, benim motivemi kaybettirmeyin. Videoları beğenin. Çok zor değil arkadaşlar. Bakıyorum video 200 izlenmiş, 10 tane beğeni var. Ya çok mu zor oraya? Bir de klik yapın ya. Videolar ön plana çıksın. Gerçekten motivem gidiyor yani. Bozuluyorum. Yapmak istemiyorum. Sonra diyorsunuz ki abi niye video geldin ya, abi niye gittin? Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım işinize yarar. Bay bay.